Suriye'nin Humus kentinde iki batılı gazetecinin öldürülmesi, dikkatlerin daha yoğun bir şekilde bu ülkeye çevrilmesine neden oldu. Günlerdir bombardıman altındaki bölgelerde sivillere yardım ulaştırma çabaları yoğunlaştı. Uluslararası Kızılaç Örgütü her gün 2 saatlik ateşkes ilan edilmesi çağrısında bulunurken, Suriye'ye biri Türkiye üzerinden olmak üzere 3 yardım koridoru açılması gündemde. Suriye'de ordunun Humus'a yönelik şiddetli bombardımanı insani yardım çağrılarını arttırdı. Sunday Times'ın Amerikalı savaş muhabiri Marie Colvin ve Fransız foto muhabiri Remy Öşlik'in ölümü konuyu bir kez daha uluslararası gündemin ön sıralarına taşıdı. Suriye makamları yine temel yükümlülüklerinden biri olan gazetecileri ve haberleşme özgürlüğünü koruma görevini yerine getiremedi. Suriyeli yetkililer derhal bir ateşkes ilan edip insani yardım ulaşmasına izin vermek zorunda. Sınır tanımayan gazeteciler gibi örgütler silahlı korumayı reddederken, Uluslararası Kızıl Haç Örgütü insani yardımların ulaştırılabilmesi için her gün 2 saatlik ateşkes çağrısında bulundu. Diğer bir öneri de yardım konvoyları için Suriye'ye 3 ayrı kapı açılması. İlki Ürdün'den Dera'ya, ikincisi Lübnan'dan Humus'a, diğeri de kuzeyde Türkiye'den İdlib'e. Birleşmiş Milletler bu seçenekleri değerlendirmek üzere özel temsilci Valeri Amos'u Suriye'ye göndermeyi planlıyor. Esad yönetimiyle iyi ilişkileri bulunan Rusya bu planı destekliyor. Ancak haberlerinde günlerdir Suriye'nin acil insani yardıma ihtiyacı olduğunu vurgulayan gazeteci Colvin'in ölümü büyük öfke yaratmış durumda. Tek kelimeyle iğrenç. Bombardıman bu sabah 6.30'da başladı. Sivillerin yaşadığı bölgelere 30 saniye içinde 14 top mermisinin düştüğünü saydım. Çok küçük bir klinik var. Aslında buraya klinik değil, küçük bir daire demek daha doğru olur. Burada serumlar elbise askısına asılı. Burada bir bebeğin ölümüne tanık oldum. Tam anlamıyla korkunçtu. Suriye'deki öfke Lübnan'a taştı. Protestocular 2 hafta önce Suriye'yi kınayan karar tasarısını veto eden Rusya'nın bayraklarını yaktı. Rusya bu rejimin sonunda kaybedeceğini görürse işbirliğine ikna olur. Bu nedenle muhalefetin güçlendirilmesi gerekiyor. Evet, şu anda parçalı bir muhalefet var. Farklı şehirler ve gruplar arasında iletişim sağlamak zor. Parçalı olmalarının bir nedeni de bizim yeterince iletişim kuramamamız. Onlarla daha sık ve bariz bir şekilde görüşmeliyiz. Bence yapılabilecek çok şey var. Başlıca amaç Esad yönetiminin müzakere yoluyla gitmesini sağlamak. Rejimin hayatta kalma mücadelesi verdiği bir sırada ambargoların çok fazla etkisi olmayacaktır. Etkili olacak şey muhalefetin güçlendirilmesidir. Suriye'deki kriz yeni bir aşamaya girmiş durumda. Masum sivillerin korunması için bir şeyler yapılması konusunda Rusya, Batı ve Suriye hükümeti üzerindeki baskılar artıyor.